Herkese merhabalar. Günün anlam ve önemini belirtecek olan konuşmayı yapabilmek için videomuzun kayıt düğmesine bastık. Peki günün anlam ve önemini belirtecek olan konuşmamızın konusu nedir? Çok güzel cümle kurduğumu düşünüyorum. Şu cümleyi bir daha kur deseniz kuramam. Şu görmüş olduğunuz grafikteki düşüşü tahmin ediyordum. Zaten düşecekti, edecekti gibisinden birkaç tane yorum yapan arkadaşa denk gelirseniz o arkadaş bilin ki size yalan söylüyordur. Yani şu an şu piyasa içerisinde bu düşüşün beklentisi yoktu zaten. Yani baktığınızda genel olarak böyle bir düşüşü kimse beklemiyordu düşüşü beklediğini iddia eden adam da zaten Bitcoin'in 10.000 dolara düşmesini de bekleyen adamla aynı kişidir. Daha önceki Bitcoin senaryoları videomuzu izlediğinizde zaten bizim şuralara karşı yani 41.500 işte bilemediğiniz 41.400 civarlarına kadar bir düşüş beklentimiz vardı. Ama bunun ötesindeki düşüşü şahsım adına ben kendim söyleyeyim beklemiyordum. Dün bir paylaşım yapmıştım Bitcoin'in El Salvador mevzusuyla alakalı. Ortada şu an gördüğüm kadarıyla çok fazla food haber yok. Ama Dün bütün coin siteleri, bütün işte kripto paralarla alakalı haber yapan siteler El Salvador'un Türkiye mevzusuyla alakalı birkaç paylaşımda bulunmuştu. İşte El Salvador Türkiye Bitcoin için geldi gibisinden. Bu haberin patlama olasılığı olabilir değerli arkadaşlar. Çünkü birkaç tane haber sitesinde gördüğüm kadarıyla bu haberler kaldırılmış. Bunun akabinde tabii ki de ne olacak? Ortaya hemen bir korku, panik, endişe salacağından dolayı da bu düşüşün kaynağı bu olabilir. Ama Tam olarak kesin bunu söylemiyorum derler arkadaşlar size. Çünkü ortada Bitcoin'in düşmesi için gereken bir fut haber, bir faktör, bir olay yok. Şimdi ikinci soru olarak kafanızda şu olabilir. Tamam da ne olacak şimdi piyasalar ne olacak diyebilirsiniz. Öncelikle günlük mumu kapanmasını beklememiz gerekiyor. Ayrıyetten de haftalık kapanışı beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Asıl mevzumuz yani asıl kafamızda kurabileceğimiz senaryo haftalık mumdan sonra olacaktır. Bu düşüşe rağmen birkaç tane şirketin ve birkaç tane balinanın Bitcoin topladığını görüyorum piyasalardan. Hani... Bu düşüşe rağmen bunların toplaması aslında bizim için gelecekte daha fazla umut olduğunu gösteriyor. Ama yine dediğim gibi 4 saatlik mumda şöyle bir baktığımızda şu an saat 4 civarında bakıyorum buna ben. E, şu mumda gördüğünüz üzere bir alış baskısı var. Ama yine tekrar ediyorum haftalık kapanış gelmeden çok net şeyler söyleyemeyeceğiz arkadaşlar. Konularla alakalı kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yine yorumlardan yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.